Yani Aziz Nesin'in bir hikayesi vardır hocam. Muni diye bir hikayesi vardır. Artık böyle misafirlikte bir çocuk gelir derler ki bu çocuk çok soru soruyor. Adam der ki ben hiç şey yapmam, ben cevap veririm der. Fakat artık gecenin sonunda perişan bir halde ağzını bozar ve küfür etmeye başlar. Yani hakikaten çocuk insanı çileden çıkarabilecek kadar sor ama soracak değil mi? Evet. Ve ayrıca siz cevap vermek zorunda da değilsiniz. Yani çocuk keşfetmek istiyorsa ona keşfedeceği bir ortam. Mesela karınca yuvasının başına koy, çocuk soru sormaz. Kendisi keşfetmeye başlar. Oraya gider, buraya gider, bir taş kor, bir ekmek parçası gör, oraya tükürür, bakalım nasıl olacak, karınca da yapacak falan filan. Çekemezsiniz. 5 saat orada uğraşır. Ama çocuğu karşına oturt. Ben şimdi sana karıncalar anlatacağım. Karıncalar karından bacaklıdır. 3 dakika sonra. İşim geldi, ben gitmek istiyorum demeye başlar. Başka şeyler ilgilenmeye başlar. Burada söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Çocuk öğrenmek üzere doğmuştur. Öğretilmek üzere değil. Nefret eder öğretilmekten. Onun için öğrenme ortamı oluşturmak lazım. Zaten o öğrenme ortamını hemen keşfeder, ilgi gösterir. Başlar araştırmaya, şunu yapmaya, bunu yapmaya. Ve o ortamı oluşturursanız kendi kendine bir gelişme programı geliştirir aslında. Çok önemlidir. Yani öğrenmek ve dil bunun en güzel modeli. Çocuğa hiç kimse dili öğretmez. Dili öğrendiğinin de farkında değiliz. Fakat biz kendimiz konuşurken o muhteşem potansiyel, o dilin altındaki son derecede karmaşık grameri keşfeder, bir bilim adamı inceliğiyle oturtur. 4 yaşındaki bir çocuğa, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hangisi doğru Türkçe bana söyle deyin. Hemen bilir. Yanlış Türk, bu değil der, bu yanlış der. Niye? Cevap veremez. Onun matematiğini, beyni çözmüş oluyor. Aynen öyle. Ama farkında bile değildir ve kimse de onu öğretmemiştir. Aynen öyle. Ondan dolayı ortam, ortam, ortam. Ve mutlaka ailenin temel değerlerini keşfedip o değerleri yaşaması lazım. Aksi halde şöyle durum oluyor. Çocuğun ortamında Türkçe konuşuluyor. 10 yaşına gelince birisi diyor ki parlez vous français? Çocuk ha diyor. Aa bu Fransızca bilmiyor. Çocuk şaşırarak kalıyor. Ulan şimdiye kadar hep Türkçe konuştunuz. Şimdi birdenbire çocuğun dürüst olmasını istiyoruz. Kitap okumasını istiyoruz. E çocuk dürüstlük görmemiş. Aile dürüstlük yok. Herkes birbirine numara çekiyor. Çocuk da öğrenmiş, dil öğrendirmiş gibi. Hayatta kalabilmek için numara çekmek lazım. Ağzın başka şey söyleyecek, elin başka yapacak, gözün başka şey. Sürekli cambaz olacaksın. Sonra birisi diyor ki dürüstlük çok iyidir, bak dürüsttür. Ondan dolayı ailenin bence şu anda Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesini konuşuyoruz. Ailenin bu aileyi yöneten temel değerlerini düşünüp keşfetmesi ve onu yaşaması lazım. Kendiliğinden çocuk öğrenir, Türkçe öğrenirmiş gibi. Model bu yani esas itibariyle. Yani biz onu hep doğru ortama sokup etrafta geniş sınırlar bırakıp o ortamın içine salıverdiğimiz zaman zaten çocuk kendi kendine doğruyu keşfedip bulacaktır. Evet.